Çok eğleniyorsunuz hayatınızda. Canım Ayşe Arma'nı takip ediyorum tabii ki herkes gibi sosyal medyada. Ee, böyle size de gelininiz demek çok saçma kızınız gibi görüyorum daha çok resimlerde sevgili Ömer Dormen. Zaten e, dünya çapında çok kıymetli bir iş insanı. Yıllar önce onun da bir organizasyonunda onunla birlikte çalışmıştım. E, ve tabii ki yanına gidip sizle ilgili bağımı söylemiştim. Ne kadar naif. Ne kadar zeki, ne kadar asil duruşlu bir beyefendi. Sizin ve Betül Mardin'in oğlu olduğu her yerden belli olan muhteşem şanslı bir kişi. Ve Ayşe'yle de çok güzel bir aşk yaşadıkları. Bayılıyoruz onların evet, ailesine, kızlarına, her şeylerine. Ama en bayıldığım yer hepinizin bir araya geldiği yerler. Bütün ailenin. Evet hala da geliyoruz. Evet. Ne kadar eğleniyorsunuz hocam. Evet eğleniyoruz. Yani, gülüyoruz herhalde. Çok. Ayşe'nin enerjisi biraz sizin gibi. Ayşe evet. Değil mi? Haşla, Ayşe de, Ayşe de dolayı çok mutluyum. Yani bir türlü şey değil ama ilk eşi de bir Aha. Uh -huh. şey söylemek istiyor. Çok severim çünkü. Evet o da çok zarif bir hanımefendiydi evet. kesinlikle. Ama onların da arası güzel görünüyor evet, resimler. Evet evet yani aralar çok iyi çok. Çok medeniler, çok tatlılar. Ben, beni o çok mutlu ediyor çünkü evet. de ikisi de çocukları var. Tabii. Ondan ikisi de çok iyi arkadaş. Evet. Ve de benim büyük şansıma küçük torunum oyuncu oluyor. Evet. Şu anda İngiltere'de oyunculuk dansı Muhteşem bir şey. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? E ben çok mutluyum. Evet. İkinci bir dorben. Evet. Sahnelerde ikinci bir dorben. Çok güzel olacak evet. bence. İnşallah. Tabii değinmeden geçemeyeceğiz sevgili Betül Mardin. Daha dün sabah ziyarete gittim. Biliyorum fotoğrafınızı gördüm. Evet. Beraber sıklıkla buluşup sohbet ediyor, kahvenizi içiyorsunuz ve biz de fotoğraflarınıza şahit oluyoruz. Dualar ediyoruz, maşallah diyoruz. Ayrılana çok oldu ama dostluğumuz devam ediyor. Peki ayrıldığınızda da dost muydunuz? E, vallahi Valla dostluğumuz hiç bitmedi. Hiç didişmediniz mi? E, zamanlar olmuştur tabii. Olmuştur. Evliyken yani olmuştur. Ama didiş, ayrıldıktan sonra kısa bir süre görüşmedik sonra da yine dost kaldık. Peki ayrı, ayrılık gününüzü kutluyorsunuz diye bir şey hep dolanır <laughs> etrafta. Bilmiyorum. yani bu medeniyetle ayrıldığımız için birbirimize hani mutsuzuz artık bizim ayrılmamız lazım deyip ayrıldığımız günü biz hep kutlarız doğru mu? Kutladık peki. Baya mumlarla bilmem ne pastalarla kutladık. Neden? Akşam evinde. Yani hala dost olduğumuz için herhalde. Nasıl becerdiniz? Bilmiyorum. Ben yani bu kadar seri beraber geçirmiş, bu kadar sene birbirine inanmış iki insanın duş bravolusuna inanamıyorum. Dost kalmaları gerekiyor gibi geliyor bana. Peki bundan sonraki projeler eminim bellidir. Var o belli olanlar var. Mesela Üsküdar'a bir şey yapmak istiyoruz. Üsküdar'a bir tiyatro projemiz var. Ee, onun için içindeyiz. 70 yılı ben, benden gizliyorlar. O, o bilgi bende saklı hocam. Evet. 70. yıla ilgili Ama şimdi siz bir duayen olarak tahmin edersiniz ki 70. yıl için bir şeyler yapılacak. İnşallah Ama yet. ne zaman? Nasıl? Bunların bilgisi evet. sizden tabii ki saklanır. Her şey sürpriz olması benim için şey çok güzel. Yani umarım Ayşe el atar diye düşünüyorum. Daha Ayşe eğlenceli. var galiba. Evet şey değil şimdi. mi? Evet yani. E, o, Osman var. Evet. Şey, o bizim okulun yaratıcısı Hüseyin Bey var. Tamam. Yani 40 yıllık yardımcı Nuhan var. Of. Yani hepsi beni çok iyi tanıyan, sever insanlar. İyi bir şey olacağına inanıyorum. Ben de. Siz de varsınız. Evet ben varım, olmam Aa. mı hocam? Dönüp dolaşıp aynı şeyi sormak istiyorum. Bir akademi yönetmek, orada öğrencilere eğitim vermek çok büyük bir mesai. Ve diyorsunuz ki ben dizide oynarım haftada bir gün ama okuluma geri dönmek isterim. Benim böyle hissettiğim, hissiyatım şu ki eski Dorman Tiyatrosu'nun ruhu sizin için neyse Dorman Akademisi'nin de tabii, ruhu o tabii, olmuş tabii, tabii. size. Yani... Ee gerçekten o tiyatro gibi görüyorum ben orayı. Evet. şey yani. Tiyatro devam ediyor gibi. <laughs> evet. Ee, i̇ki tane merak ettiğim soru var. Keşkeniz var mı hiç? Biliyorum yok ama gene de sorayım dedim. Bir tane var. Ah! Geçen gün aklıma geldi tekrar. Unutuyordum hep. Piyano çalmaya başlamıştım. Evet. Sonra bıraktım. Benim gibi müziğe meraklı. Evet. Müziğe bu kadar içine gitti olan bir insanın piyanoyu bırakmasını affedemiyorum. Şimdi başlarsınız ben sizi biraz tanıyorsam. Siz de too late diyorsunuz yani. Evet tam olarak yani öyle diyorum. Bana vaktim yok. Ben iyisi olmak isterdim. İyisi olamam artık bu yaştan sonra. Çalarım ama iyisi olamam. 80 yaşındaki öğren öğrencinizi düşünüp bir daha karar verin diyeyim o zaman. Ama Son kartımı tek... kullanayım. <laughs> yok ben müzik, müziği talebeleri başlamayı tercih ederim şimdi. Muhteşem bir müzik dinleyicisiniz aynı zamanda. Evet ben hep müzik benim müziksiz ağırlım yoktur yani. Sadece evet. açarım açarım şeyi, müzik programları, klasik, pop, klasik Türk müziği ne olsun dilerim. Torununuza mektup yazıyor musunuz? Hayır. Neden? Onların mektup öyle bir şey biz yok. Olarak kendi hayatları yaşıyorlar. Ben kendi hayat yaşıyorum. Yalnız çok iyi dostluk yapabiliyoruz. Görüştüğümüzde var. Ne kadar güzel. <laughs> Peki seyahat? Seyahat o kadar çok seyahat etti mi ki? Evet çok. Yani şey mesela geçen gün dül bir de anlatıyordum. Bir aralık pazar sabahları uçakla New York'a gidiyordum. Salı günü New York'ta geçiriyordum. Çarşamba günü uçağa, salı akşamı uçağa binip İstanbul'a dönüyordum. Haftada bir kere oyunu vardı çünkü. Tabii. Ve bu bir ay, iki ay devam etti. Yani 15-20 defa bunu da yaptım. Çok seyahat ettim, çok yere gittim. Artık sırf seyahat etmek için yapmak istemiyorum. Yani bir yerden bir teklif gelirse, mesela New York'tan bir hisseler, harikalar oynuyorlardı. Teklif geldi, kalktım, gittim. Olur. Aslanla birlikte. Ama yani bilhassa yani belki bir İtalya, belki bir Atilla, belki bir Yunan Arası'na gider ama yani bir uzağa gitmek istemiyorum. Uzağa gitmek mesela Havana'ya gitmedim. Hiç Havana'ya gitmek istiyordum ama Ay biraz öyle. uzak geliyor şimdi.